Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez başlıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Kafa Radyo'da seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların, nerede, ne yenir, ne içilir diyenlerin programı Gezmek Yetmez başlıyor efendim. Ben Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe, Kafa Radyo'nun Kavacık Ender Uslu stüdyolarında yerlerimizi aldık. Sizler de hazır mısınız? Evlere vasıl olduk mu? Yemekler yenildi mi? Çaylar, kahveler içildi mi? Ya da ne bileyim, nerede be hocam? İşimizin, gücümüzün başındayız, mesaideyiz diyenlerden misiniz? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kulağı bizde olan dinleyicilerimiz, dop dolu bir programla ve kıymetli bir konukla bu akşam da karşınızdayız. Bu akşam konuğumuz Strolling İstanbul isimli sosyal medya hesabında mimari fotoğraf arşivi ve yazılarıyla kültürel miras çalışmalarına katkı sağlayan mimar dostumuz Altu Gönül Alan. Hoş geldin Altu. Evet, merhabalar herkese. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ya bugün İstanbul mimarlık tarih diyerek çok keyifli bir sohbet bekliyor gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Özellikle seni konuk edince şunu düşündüm. Bir kere sayfanı çok keyifle izliyorum. Onu söyleyeyim. Takip ediyorum. Ama bir mimarı konuk ediyorsak bir mimar perspektifinden bakar mısın yalnız? Mimari evet. Tabirlerle mimar perspektifinden, mimar bakışıyla da İstanbul'u, kentimizi İstanbul, konuşmaktan evet. Çok keyif alacağım. Eminim dinleyicilerimiz de alacaktır. Davetimi kırmayıp bu akşam konuğum oldun. Çok sağ olasın. Çok mutlu ettin beni. Sohbete başlamadan önce müsaadenle seni dinleyicilerimize kısaca tanıtayım. Tamam. Eksik kalan bir şey olursa da eklerim ben. Sen lütfen ekle. Tamam. 1996 yılında Kayseri'de doğdun. Evet. Lise eğitimini Terakki Vakfı okullarında tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık bölümünden lisans derecesiyle mezun oldum. Hali hazırda Kadir Has Üniversitesi'nde Kültür Varlıklarını Koruma yüksek lisans programını doğrudur, yürütüyorsun. Evet. Ve bu akşam bir mimarın gözüyle İstanbul başlığı altında sohbet etmek üzere bizlerlesin. Eklemek evet. istediğim bir şey var mı? Yarım kalan bir şey. Yani aslında mimarlık serüvenim nasıl başladı ondan belki biraz bahsedebiliriz. Gözlem yapmayı ve merak duygusu olan bir insanım. Sürekli yaşadığım şehirdeki bir iz, bir tarihçe beni çok heyecanlandırıyor. Onun dışında görsel sanatlara çok meraklıyım küçük yaşlardan beri. Belki de bu sebeple mimarlık mesleğine yöneldim. Çünkü çok geniş yelpazesi olan bir meslek. Okul yıllarımdan beri işte gerek gittiğim seyahatler, fotoğrafçılığı olan ilgim, bu tip şeyler beni gittikçe donanımlaştırdı. Mezun olduktan sonra yarışma projelerine katıldım. Bunlar da tabii yine kültürel mirasla alakalı konulardı. Sonrasında da bugüne kadar geldim. Yüksek lisans ne konusunda şu anda? Yani biraz detay verir misin? Tabii. Ben biliyorum da yani dinleyicilerimize de. Yüksek lisans aslında bunu bitirdiğimde koruma uzmanı olmayı planlıyorum. Konum da endüstri mirası üstüne aslında. Bergama'daki zeytinyağı fabrikaları üstüne. Oo, süper. Oradaki bir yapı kompleksinin işte restorasyonu ve sonrasında nasıl kullanılabilir? Bir zeytinyağı müzesi Bergama'da nasıl olur? Gibi bir konu üstüne. Aslında çok İstanbul'la ilgilenen biri olsam da bu konuyu seçmem biraz şaşırtıcı geliyor ama. Ya aslında ben çok şaşırmıyorum. Hı-hı. Şundan dolayı şaşırmıyorum. Yani
muhtemelen sende de öyledir. Biz aslında geçmişe, hikayeye, estetiğe vurgunuz. Onun peşinde koşuyoruz. Dolayısıyla bunun İstanbul'da olması, Bergama'da olması, Ayvalık'ta olması, ne bileyim Midilli'de olması hiç fark etmiyor. O hikayeyi taşıyoruz ve ben şunu söyleyeyim. Ben senin Instagram hesabını gerçekten büyük bir keyifle izliyorum. Ve çok estetik buluyorum. Yani zaten söylediğin o sanata olan merakın estetik yönünü çok kuvvetli buluyorum ve çok keyif alıyorum. İstiyorsan bu Strolling İstanbul nasıl başladı onu biraz konuşalım efendim dinleyicilerimize, ama bu arada araya bir reklam alayım istiyorsan. Tabii. Instagram'da eğer takip etmiyorsanız Strolling İstanbul hesabını hemen ama derhal takibe alın, pişman olmayacaksınız, çok mutlu olacaksınız. Ve ilk takip de Mehmet'ten geldi gördüğüm kadarıyla. Strolling İstanbul'un hikayesi ne? Onu bir anlatabilir misin? Nasıl başladı? Tabii. Nereden çıktı? Dediğim gibi çok fazla seyahat eden ve mimari yapılara ilgisi olan biriyim. Okul yıllarından beri bu yapıları fotoğraflayarak arşivlemeye önem veriyorum. Çünkü bildiğiniz gibi kent hafızası çok yok olan bir şey İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde. Yani yıkılan yapılar, yanlış restorasyonlar, bunlar günler ve yıllar içinde nasıl değişmiş, aslında biraz belgelemesini hep hobi olarak yapıyordum. Sonrasında tabii bir akademik tarafım da var, makaleler, yazılar olsun. Bunlar biraz birleşti. Onun dışında pandemi döneminde İBB'nin açtığı bir proje yarışması olmuştu. İstanbul Kent Mobilyaları diye. O yarışmaya kız arkadaşımla katılmıştık. İstanbul'un Desenleri adında bir projemiz vardı. Bu projeyle ödül aldık. Satın alındı o projemiz. Ve şu an gördüğünüz işte oturma grupları, çöp kutuları gibi belli başlı kent mobilyaları, onlar bizim tasarımımızın aslında biraz daha evrimleşmiş halleri. Oradaki felsefe şuydu: İstanbul'daki yapılardan topladığımız mikro desenlerdi. Mesela bu yere batan sarnıcındaki ağlayan sütunun deseni, atıyorum işte şey askeri hastanenin o kemerinin deseni, ya da atıyorum İstanbul'daki herhangi bir başka binanın süslemesinden aldığımız desenleri soyutlayarak modern mobilyalar oluşturmuştuk. Bunlardan en ilgimi çeken de Arkeoloji Müzesi'nin bulunduğu o meydanı bilirsiniz. Çok iyi biliyorum. Orada Çinili Köşk vardı. Evet. Çinili Köşk'ün içinde bir altıgen çini vardır. Etrafı daha ince altıgenlerle çevrili. Böyle bal peteği gibi. Aynen öyle. İşte Strolling İstanbul'un logosu ve o yarışmada kullandığımız o mobilyanın logosu aslında oradan geliyor. O hani bir anlam atfettiği için bana bu sayfada onu kullanmak istedim. Strolling İstanbul'da aslında benim pandemide yine doğum günümde kurduğum bir platformdu. Daha çok hani kendim için bir arşiv tutuyordum. Ama sonra bu dikkat çekmeye başladıkça bir işe döndü aslında bugün. Ve çok güzel bir topluluk oluştu orada. Yani mimarlık, sanatseverler, ilgi duyan insanlarla birlikte orada güzel bir komünite oluştu. Ve güzel projeler yapıyoruz, bu şekilde devam ediyor. Tabii oradaki o topluluğun kalitesi hesabın kalitesiyle de alakalı bir şey. Yani paylaştığın şeylerin, rafine zevklerin yansıması olmasıyla da alakalı. Teşekkür ederim. Tekrar dinleyicilerimize önermek isterim. Şimdi tabii ya o strolling diyorsun. Zaten böyle yutarak konuşuyorsun. Biz hani bulamadık diyorsanız efendim hemen kodlayayım. Sivas, Trabzon, Rize, Ordu, Lüleburgaz, İzmir, Niğde, Giresun. Bu benim telefonum muydu? Takipçi geldi. Takipçi geldi. Anında. Anında geldi. Strolling de bu arada, onu da hani bahsetmek gerekirse, stroller deriz hani bu bebek gezdirme arabasına, ya da atıyorum dolaşma eylemine, gezme eylemine. Bu biraz aslında benim şehri algılama ritmime benziyor. Bu flanör kafa, yani alelade gezmek, plansız bir şekilde. Siz de öylesiniz yani. Nereye aynen öyle. Neresi düşerse. Evet. Yani ondan çıkan bir şey. Aynı zamanda John Frieri'nin bir kitabı var İstanbul'u dolaşırken. Oradan da aldığım bir isim aslında. Sonrasında böyle bir sosyal medya platformuna dönüştü o. Ya şimdi John Frieri deyince tabii hani biz İstanbullular
veya bu işlere meraklı insanların böyle baş kitaplarından düğmelerini biri, ismi evet. geçince düğmelerini iliklediği bir adamdır. Emeği çoktur. Yani bu konuda emeği Doğru. çoktur. Yanlış hatırlamıyorsam da Feriköy'de gömülüdür. Çok yakınlarda vefat etti. Sen kent mobilyaları deyince böyle bir anda nereye gitmiş olabilirim biliyor musun? Barcelona'ya gittim. Tabii kent mobilyası o deyince ilk aklımıza gelen yer orası. Çünkü niye? Orada bir Gaudi gibi bir dahi bir adam var. Evet, evet. Yani mobilyasından bitki peyzajına kadar her kaldırım şeyini tasarlamış. Kaldırım taşı. Elektrik direklerine Aynen. kadar, binalarına kadar Aynen. falan. Evet. Ben hep şey derim Gaudi için. Yani o bu dünyadan değil, o yukarıdan düşmüş. Evet. Hani İspanya'ya, Barcelona'ya düşmüş evet, falan. Evet. Çok şey. Sonu da acıklı olan bir mimar. Çok ya. Evet. Ne kadar kötü değil evet. mi? Şey doğru mu? Yani tramvay çarparak öldü. Onu evet. söyleyelim dinleyicilerimiz ama şey acaba doğru mu? İşte eserini seyrederken tramvay çarptı. O belki biraz hani tiyatral evet, anlatış. Bir romantize edilmiş olabilir hikaye. Ama şeyi biliyor musun? Gaudi'ye işte tramvay çarpıyor. Vatman iniyor, bakıyor, alıyor, yolun kenarına koyuyor. Ve bilmiyorlar kim olduğunu. Evet, evet, aynen. Devam ediyor ve 3 gün Barcelona'da yoksullar hastanesinde yatıyor ve bir hemşire fark ediyor. Ben bunu yanılmıyorsam Barcelona programında anlatmıştım. Yani Gaudi de olsan bazen hayat böyle şey tuhaf sürprizler yapıyor. Evet. Şimdi hem bir mimar hem de bir sosyal medya içerik üreticisin. Dolayısıyla hani hazır seni yakalamışken İstanbul'un mimari açıdan önemi nedir? İstanbul bence dünyadaki en güzel şehir. Çünkü çok farklı medeniyetlere başkentlik etmiş. Çok kadim bir şehir. Yani çok fazla katmandan söz ediyoruz. Çok katmanlı bir şehir. Evet hakikaten. Yani hatta görmediğimiz bir sürü katmanı da var evet. hala ara ara ortaya çıkıyor. Ya Yenikapı'da keşif yaptık ya. Evet ama ne kadar sahip çıktık ona mesela. Yani şu anda o bulunan gemiler mesela dondurulmuş bir şekilde arşivde duruyor gibi. Şey var Beşiktaş'ta galiba. Evet şu an metro kazısında bulunan şeyler var. Sosyal medya açısından şunu söyleyebilirim. Kentteki mimarlık algısı çok gelişti bence. Bu pandemiden itibaren oldu. Çok fazla bu çeşit platformlar ortaya çıkmaya başladı ve demin de bahsettiğim gibi hafıza çok kayboluyor kentte. Yani 3 yıl önce gördüğümüz bir sokakla 3 yıl sonrası çok farklı oluyor. Çok kısa sürelerde hızlı bir değişime uğruyoruz. Giderek büyüyor İstanbul. Böyle olunca da herkesin gençliğini, küçüklüğünü geçirdiği yerler oluyor. Hani bu anıları geçirdiği ve tekrar onları görmek istediği yerler oluyor. Bunları da biz hatırlatıyoruz bir yerde aslında. Hani o eski arşivleri, eski haritaları, eski tapuları arayarak bu tarihi yapıları, işte hikayelerini bunları paylaşıyoruz. Bu da tabii bir dayanışma ortamı oluyor. Şimdi yakın bir zamanda Sirer Yalısı mesela çok kötü bir restorasyondan geçti. İnanılmaz bir tepki doğdu orada. Evet inanılmaz ben yani şaşırdım ve çok mutlu oldum. Çünkü hani biz genelde şeydiz tepki göstermeyiz. Tepki göstermeyen bir toplumuz ama evet bu iyi oldu yani bu yönde. O şeyden de bahsetsin o restorasyondan da yani detayına hani girmeden konu neydi? Detayını aslında ben de çok bilmiyorum ama sanırım yeni bir işletme almış orayı. Normalde orası fotoğraf çekimleri vesaire için kullanılan bir görselliği yalıydı. Çok yüksek. Sedat Hakkı'nın bir yalısı Sirer ailesi için yaptırdı. Onlar ikiz galiba değil mi? Bir de böyle sırt sırta mıydı? Sırt sırta ama yanındaki farklı bir bina şey değil aynı değil. İçindeki seramikler işte merdiven korkulukları her şey mimarın tasarımı. Yani sadece binanın kütlesi değil çok özel bir yapı. Ama şimdi tamamen dış cephesi karton piyerlerle kaplı işte dışı boyanmış vesaire. Yani özgünlüğünden tamamen çıkmış durumda. Ama bu sosyal medyadaki bu şeyden dolayı sanırım yavaş yavaş özgün haline döndürecekler. Ya çok çok ilginç bu sosyal medya. Bu ayaklanma işte güzel şeyler evet. yapacak yani hani şehir kültürü ve şehir hafızası için ona inanıyorum yani. Ya orada bence kritik konu ne biliyor musun? Kritik konu şu bilmek. Eğer evet. biliyorsan hikayesini biliyorsan geçmişini biliyorsan onunla ilgili bir müdahaleye usule uygun olmayan müdahaleye karşı çıkıyorsun. Yani dolayısıyla galiba her şeyin temelinde bilmek var, öğrenmek var.
Ve ben hep şey düşünüyorum, yani sosyal medya dediğiniz şey her zaman çok kötü değil. Yani sosyal medya aslında belli fonksiyonları yerine getirdiğinde inanılmaz etkili bir platform. Evet. Yani nasıl kullandığını artık o sana kalmış bir şey, ama gerçekten uçsuz bir dünya, çok faydalı. Bir de şey dedin, oradan aklıma şu geldi. Dedin ya, bu kent çok hızlı değişiyor. Hı-hı. Yani 3 sene önce geçen gün Karanfil Köy'e gittim. İnanılmaz şaşırdım. Şimdi Karanfil Köy neresi bilmeyenler için anlatalım. Tem'le Hisar Üstü, Etiler, hı-hı, arasındaki bölge. Orası birer katlı. Yani gecekondu diyemem. Gecekondudan daha iyi müstakil evlerdi. Bir de belediye oraya el atmıştı, böyle yolları yapmıştı falan. Şimdi tabii kentsel dönüşüme girmiş, devasa dev binalar, gibi, evet, binalar, dev gibi binalar tanıyamadım yani. Kent o kadar hızlı değişiyor. Kesinlikle. Ki. Kesinlikle, evet. Bir de hani İstanbul'dan vazgeçtim, ufak yerler, sahil kasabaları bile çılgın gibi değişiyor. Yani geçen bir programda anlattık onu, Ayvalık, ben şaşırdım. Ayvalık, yani, evet. O bu kadar güzel bir yeri ya, bir küçük İstanbul yapmaya gerek yok. Çünkü İstanbullular artık oraya çok, Ayvalık benim de çok gittiğim bir yer. Her gittiğimde daha çok İstanbul oluyor. Evet. Yani burada gördüğümüz tesisler, mekanlar aynısı orada oluyor. Aynı fiyatlandırmayı, belki daha fazlasıyla oluyor. Ya dünyanın her yerinde olan bir kahve zincirinin, evet, Ayvalık'ta tıklım tıklım olmasını ben, evet, hani gerçekten anlayamıyorum. Evet, evet. Özgünlük değeri işte yok oluyor bu şekilde. Ya kardeşim, şeytanın kahvesi diye bir yer var. Camlı. Evet. Camlı kahve diye bir, evet, yer var. Yani benim bildiklerim bunlar. Evet, yani, evet, oradaki kültür, eğer sen orayı, evet, yok edersen birçok, evet, şey gider. Git orada bir koruk suyu iç, bir kahve, evet, iç. Bir neydi, incirli muhallebi vardı orada. Önce Macaron Mahallesi. Macaron Mahallesi, evet, falan. Git orada onu ye. Yani, evet, onun yerine aşağıda sahilde açılan Starbucks'ta gene kuyruk oluşuyor, evet, gibi. Maalesef, maalesef öyle. Şimdi aslında bu bölüm için planladığım iki tane sorum daha vardı ama saatlerimiz 20-24'ü gösteriyor. Mehmetciğim tabii bir herhalde araya gidelim diye bakıyor. Şöyle yapalım. Güzel bir şarkı dinleyelim. Can Goks sever misin? Evet. Can Goks Haydar Haydar desin. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Çaldım kimene, kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim aleme, kah gelirim yeryüzüne, seyreder alem beni.
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle sizlerle birlikte. Bu akşam konuğum Strolling İstanbul isimli sosyal medya hesabında mimari fotoğraf arşivi ve yazıları ile kültürel miras çalışmalarına katkı sağlayan Mimar Altu Gönülal. Altucuğum, şimdi WhatsApp'tan yazan dinleyicilerimiz var. Şu hesabın ismini bir daha kodlar mısın diyorlar. Ben kodlayayım tamam. Müsaadenle. Efendim, Sivas'ın S'si, Trabzon'un T'si, Rize'nin R'si, Ordu'nun O'su, Lüleburgaz'ın L'si, tekrar Lüleburgaz'ın L'si, İzmit'in İ'si, Niğde'nin N'si, Giresun'un G'si. İstanbul'u kodlamaya gerek evet. Yok. Sonuna bir de İstanbul yazıyorsunuz. Strolling İstanbul. Dedim ya, bu hesabı mutlaka takip alın. Bekliyorum herkese. Mutlu olacaksınız. Mutlu olacaksınız. Şimdi birinci bölümde sana sormak istediğim iki tane daha soru vardı. Bunlardan bir tanesi Osmanlı'dan günümüze ortaya koydukları eserler açısından İstanbul'a kıymet katan mimarlardan biraz söz edelim istiyorum. Böyle ilk aklına gelen hani 3-5 tanesini yani, veya ilk 5'in hani ya İstanbul için bu mimar bir numaradır evet, yani evet, İstanbul evet. İstanbul yapan. Böyle birkaç tane örnek verebilir misin? Şimdi çok farklı dönemler var. Tabii. Tabii ki Mimar Sinan önce dememiz gerekir. Evet. Ama Mimar Sinan'ı çok konuştuğumuz için ben biraz daha konuşulmayanlara odaklanayım dedim. Tamam. Mesela Alexander Valery'i söyleyebiliriz. Bu Zeki Paşa Yalısı'nın, Mecit Efendi Köşkü'nün, bu tip yapıların mimarı. Daha çok oryantalist motifler kullanıyor bu yapılarında. Osmanlı'nın son döneminde işte tercih edilen bir mimari stil. Şey de onun muydu? O Karaköy Meydanı'ndaki devasa Osmanlı Bankası. O oranın bir de Yapı Kredi var galiba meydanda. O da mı onundu? Yanlış Yapı Kredi'yi çok canlandıramadım. Nasıl biliyor musun? Galata Köprüsü'nden çıktın. Şeye doğru gidiyorsun, Kabataş'a doğru. Sağda öyle uzunca bir bina var, devasa. Bilemedim. Hemen Mehmetciğim görsel evet. Hale getirsin. Şimdi hemen hatırlarsın. Karaköy. O Monger'in. Ben ne dedim? Giulio Monger'in. Pardon, ben ama meydan olarak Karaköy dedim değil Karaköy, mi? Karaköy evet. Tamam. Aynen. O Giulio Monger. Ama Monger'den de bahsedelim. Beni mahcup etmemek için hatırlayamadım. Çok iyi dediniz. Monger'den de bahsedelim. Saint Antoine Kilisesi, hepimiz biliriz, İstiklal Caddesi üstünde. Monger İtalyandır bu arada. Levanten bir ailenin mimar çocuğu. O da İtalyan mimarisini çok fazla kullanıyor. Neo Bizans mimari, işte Bizans'ın o mimarisini yorumladığı yapıları falan var. Geçenlerde de çok değişik Vlora Han var Sirkeci'de. Evet, Sirkeci onun, büyük postaneyi aynen, karşınıza alın solda tam orası, köşede. Evet. Onun mimarının Monger olduğu kanıtlandı. Aa, çok iyi. Seda Özen Bilgili bunu arşivlerden buldu. Ya o da müthiş bir bilgi oldu. Arnavut bir bina bu arada. Bitkisel motiflerin falan o olduğu. O demirlerdeki yapı desenleri. Güller falan evet, ne güzeldir evet, öyle. Çok güzel bir yapıdır. Altında kokoreççi vardır ama olsun. O evet bu. Evet. Şimdi o kokoreççilerin yarattığı bir şeyden dolayı da, anlaşmazlıktan dolayı da restorasyon süreci sarkıyor. Ya yanlış hatırlıyor olabilirim. Hafızam beni yanıltıyor olabilir ama Mimar Kemalettin Bey'in orada ofisi varmış o binada. Evet, aynen. Evet. O da ortaya çıkmıştı evet. Belgelerden. Aynen. Demek ki hafızam beni yanıltmıyormuş. Evet, peki. Evet. Başka kimden söz edelim? Fossati'leri söyleyebiliriz. Yani Fossati dediğin zaman benim ilk aklıma ise Ayasofya geliyor. Evet. Yani tabii Ayasofya'nın mimarı olarak gelmiyor da restorasyoncuları. Ya onların o mimar ve sanatçı kimliği beni çok etkiliyor. Abdülmecit'e sundukları bir kitap var. Bu Ayasofya restorasyonunu anlatan, sayfa sayfa böyle Ayasofya'nın evet sahneleri. Hatta aklınızda bulunsun, Meşer'de bir sergi var. Göz alabildiğine İstanbul diye. Devam ediyor galiba bu ayın sonuna kadar. Orada onun büyütülmüş halleri var, o görselleri. O sergiye ben gittim ama tam şeydi, böyle yılbaşı öncesiydim. Her kapalıymış, giremedim ama şeyde de benzeri bir sergi vardı aynı dönemde. Pera'da galiba. Pera'da. Aynen. Ya İstanbul'un 360 derece görselleri, haritaları sergileniyordu. Hani İstanbul'un o şekilde yani görüntüsü. Gravürler, haritalar bambaşka bir dünya. Ve özel koleksiyon evet, tabii. Yani. Evet, aynen. Ya orada da şehrin çok değişimini anlayabiliyorsunuz dikkatli bakıldığında. Ya İstanbul hani yüzyıllar içerisinde değişmiş bir kent ama birinci bölümde de söyledim. Yani 3 senede bile değişiyor. Aynen bambaşka, öyle. Evet. Bambaşka maalesef bir yer oluyor. Maalesef. Oluyor.
Daha tabii çok mimar var yani. Bunların hepsinin ayrı şeyi var. Tabii bir de ilginç olan mesela Mimar Sinan dedik, türbesi Mimar Sinan'ın. Evet. Birçok kişi İstanbul'da yaşayıp da Mimar Sinan'ın türbesinin nerede olduğunu, yani benim gördüğüm birçok insan var bilmeyen. Evet, evet. Bunların belki de daha böyle ön plana çıkartılması gerekiyor. Daha böyle altının kalın kalın çizilmesi, öğrencilerin yani tabii ki böyle değerler varken kesinlikle daha çok konuşmamız gerekiyor. Daha çok paylaşmamız gerekiyor. Bilgiyi yaymak önemli. Evet. Her alanda. Yayalım. Doğrudur, yayalım. Evet. Şimdi bu program öncesinde ben senin Instagram, yani bu akşam ne konuşuruz diye böyle Instagram hesabını stokladım diyorsun. Bizim camian tabi stokladım. Böyle bir sapık moduyla. Benim de çok sevdiğim, beğendiğim ve İstanbul'da pek bilinmeyen bir konuda yazmışsın. İstanbul'daki Rus mirası. Karaköy'deki çatı kiliseleri. Evet. Daha böyle hani genelden artık bölge bölge gelelim. Bu İstanbul'daki Rus mirası veya Karaköy'deki çatı kiliseleri nedir? Bu ne zamandı? Bir yıl önce galiba yazdığım bir newsletter'ın parçasıydı. Karaköy'e gittiğinizde yukarı başınızı kaldırın. Bir sürü kubbe göreceksiniz. Yani bunlar soğan kubbeler. Rusya'da bildiğimiz o kiliselerin kubbelerinden. Çok ilginç. Osmanlı metinlerinde şey der. Soğan kavi. Soğan gibi yani. Evet, soğan kavi. Evet, aynen öyle. Soğan kavi derler. Ve onların haçları da tabii değişik oluyor yani. Hani Rum Ortodokslara göre. Rus Ortodokslarınki daha farklı. Bu apartmanların üstünde şapeller var. Küçük kiliseler var. Bunlar aslında Yunanistan'da Aynoros manastırı var. Onlar için önemli bir yer, hac yeri. Buraya giden hacıların İstanbul'dan geçerken konaklaması için yapılmış apartmanlar bunlar. Binalar, evet. Aynen. Üstündeki o şapelde işte dini ihtiyaçlarını gidermek için yaptıkları küçük dini yapılar. Tabii şimdi Çarlık Rusyası devrildiğinde Beyaz Ruslar İstanbul'a geliyor. Tabii perişan haldeler, inanılmaz bir yoksulluk. Kimisi bu binalara yerleşiyor ve bu dini tesisleri kullanıyorlar. Sonrasında bu bölgelerde Galata, Beyoğlu, Pera'da pastacılık, bar işletmeleri, restoranlar, yani İstanbul'un sosyal hayatını özellikle bu bölgede ciddi anlamda değiştiriyorlar. Hatta yakın bir zamanda bir içerik daha yaptık biz buraya. Sevgili Erşah'la, o da Kısa Bir Mekan Arası'nın Kısa Bir Mekan sahibi. Onunla da mesela Rus mirasını bu sefer Rus lezzetleriyle birleştirdik. Bir rota yapıp sonunda işte Ayazpaşa Restoranı, Rejans Restoran gibi şeylerin oldu. Güzel bir rota yapmıştık. Keyifli bir rota. Herkese öneririm yani. Karaköy'e gittiğinizde gerçekten şöyle bir yukarıya dikkatlice bakın. Ya işte katmanlı diyoruz ya aslında. Kesinlikle. Bilinmeyen bir katman. Evet. Tabii bir de Beyaz Ruslar deyince sen benim aklıma şu geliyor. Veya benim şöyle bir değerlendirmem var. İstanbul'da geleneksel eğlence tarzını daha modernleştiren, evet, veya daha batılılaştıran Beyaz Ruslardır. Evet. Yani gece hayatına şekil verenler aslında Beyaz Ruslardır. O 1917 Bolşevik İhtilali sonrasında. Aynen öyle. Ordu'da komutanken gelip burada işte garsonluk yapan, kapılarda kapı görevlisi olan insanlardır. Dolayısıyla İstanbul'da bilinmese de ciddi bir Rus mirası var, kültürü vardır, evet, yani. Evet. Ama tabii şimdi Rejans dedin. Tabii yeni ismi galiba İstanbul 1924 oldu, evet, galiba. Evet, galiba öyle. Ama benim favorim şeydir. Gümüşsuyu'ndaki dediğin değil gibi mi? Ayazpaşa'da. Evet, Ayazpaşa. Yılların, aynen, yeridir. Şimdi tabii neler yiyip orada neler içmemiz gerektiğini söylediğinde Mehmet hop oturur hop kalkar. Onun için hani oraya girmeyeyim ama evet, çok güzel bir yerdir. Evet, evet, önerilir. Evet. Şimdi kişisel olarak çok ilgi duyduğum ve senin de akademik çalışmanı o konu üzerinde yürüttüğüm bir husus var. İstanbul'daki endüstriyel miras
çok ilgi duyarım ben. Hı hı. Çünkü bizde çok şey değildir. Çok konuşulmaz. Çok evet, konuşulmaz. Son zamanlarda bu daha fazla konuşulmaya, tartışılmaya başladı. Ya mesela ilk aklıma gelenler, hı hı. Öyle bir paylaşım vardı. Küçükçekmece'deki kibrit fabrikası. Hı hı. Bizim Sarıyer'deki, şimdi hastane olan alandaki Büyükdere kibrit fabrikası, hı hı. Haliç tersaneleri, hı hı. Sütlüce'deki termik santral. Evet. Falan. Hep evet. Bunlar böyle aklıma gelen yerler. Evet. Yani nedir kül? Osmanlı sanayileşmesi çok geç oluyor. Normalde küçük üretim var. Yani bunlar işte Eminönü, Sirkeci tarafındaki o bildiğimiz hanlar ve Bizans'tan kalma deniz surlarındaki kapılardan olan o küçük çaplı ticaretler. İngiltere'deki buhar teknolojisi bize 19. yüzyılın sonuna doğru ulaşıyor. Bu zamana kadar fabrikayı hümayunlar var. Bunlar devlet fabrikaları. Yani bunları örnek dediğiniz hereke. Tersane, evet, hereke halı fabrikası, feshane. Bunlar işte tophane, lengerhane, bunlar hep askeri üretime, askerlerin giyim kuşamına veya silahına yönelik üretim yapan. Sonrasında 19. yüzyılın sonuna doğru yabancı sermaye Osmanlı ekonomisinde hakim oluyor ve hem azınlıklar hem de diğer ülke ve imparatorlukların destek sağladığı fabrikalar açılıyor. Mesela Menekşe Kibrit Fabrikası Fransız bir yatırım şirketinin açtığı ilk kibrit fabrikasıdır İstanbul'daki. Ya da başka ne var aklıma gelen? Tuğla fabrikaları Tuğla var mesela. Şeydeki Büyükdere'deki filan. Evet, böyle. Onun hikayesi de şu. İstanbul çok yangın geçiren bir şehir ve genelde ahşap yapılar var. 19. yüzyılda bir şey yayınlanıyor, ferman. Bu yapıların çoğunun kargire dönüşmesi, taş yapılara dönüşmesi anlamında çok ciddi bir tuğla ihtiyacı oluyor. Normalde Marsilya'dan biz tuğlaları alırken artık kendi şehrimizde üretmeye başlıyoruz. Nerede üretiyoruz bunu? Büyükdere'de dediğiniz gibi, işte Haliç'te. Eyüp tarafında. Eyüp tarafında. Bunun olmasının sebebi de o topografyanın çamursu şeyi, dokusuymuş araştırmalarına toprak, göre. Aynen, en güzeli orada yapılıyormuş. O şekilde Hasköy'de de var. Hasköy. Ya çok şeydir. Böyle mesela yel değirmeni de ben görürüm. Onun dışında çok sık görmem ama duvarlarda tuğlaları görürsün. Evet. Markaları dışarı döner. Evet. Salomon, hani Salomonlar vardır falan. Evet. Böyle çok şeydir. Tulier, aynen. Çok dikkatli, evet. Bakınca aslında o kadar ipuçları var ki çok dikkatli. Evet, evet. Yıllar önce Hollanda'da bir hobi fuarına katılmıştım. Böyle hobi fuarı. Hobi fuarı. Hmm. Yılda iki kere yapılır. Christmas zamanı ve bir de yaz dönemi. Yani Avrupa'nın her yerinden gelir ve her türlü koleksiyoner vardır. Böyle dolaşıyorum falan. Bir adam gördüm, tuğla koleksiyoncusu. Bana çok garip gelmişti. İşte merhaba konu sohbet ediyoruz. Yani böyle tuhaf çünkü. Ondan sonra dedi ki nereden geliyorsun? Dedim ki ben İstanbul'dan geliyorum. Bir dakika dedi. Adam bir katalog yapmış kendisine tuğla şeklinde. Dedi ki bak dedi, benim dedi koleksiyonum bu. Burada eksik bir dedi İstanbul tuğlası var dedi. Bir tuğla resmi gösterdi, çıkartıp. Dedi bunu bana bul. Ne dilersen dile benden dedi. Tamam. Çok iyi. Yani mesela tuğla deyip geçiyoruz biz. Evet. Ya hani. Ama onun arkasında yani bir sanayileşme hikayesi var. Yani inanılmaz bir tarih. Bambaşka bir, evet, hikaye var. Evet, evet. Çok ben böyle şey hep bu örneğe veririm. Bu koleksiyoner. Evet. Örneğini veririm. Yangın dedin, oradan da aklıma şey geldi. Yani aslında Beyoğlu'nu var eden yangındır. Kesinlikle. Değil mi? Yani o bugün gördüğümüz taş yapıların hepsi o kagirleşme döneminden sonra oluyor. Ve bunlar hani aslında bir felaket. Evet. Ama zaman içerisinde şeye dönüşüyor. Yani kentin değişimine dönüyor. Şey derler ya hani İngiliz sigortacılar o dönemde İstanbul'a gelmişler. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, şimdi İstanbul'da eski binaları dolaştığınızda böyle bir yıldız kalkan, yani işte Amerikan polisinin kalkanı gibi şeyler görürsünüz, plaketler görürsünüz, işte bilmem ne sigorta şirketi, bilmem ne sigorta şirketi İngiliz'in. İşte bu İngilizler ilk geldiğinde rapor hazırladıklarında, yani rivayet bu tabi, döndükleri raporda şey demişler, demişler ki bizim Osmanlı pazarında tutulma ihtimalimiz çok zayıf çünkü çok kuvvetli bir tekelleşme var ve bir sigorta şirketi yani hemen hemen binaların %80'ini %90'ını sigortalamış falan. Sigorta şirketinin ismi ne? Maşallah.
Şu şeylerin nazarlıkların maşallah yazılarını evet. Öyle. Yani bu bir rivayet ama hani kentin dönüşümünde bu tür hikayeler benim böyle duyduğumda gülümseten, keyiflendiren evet. Şeylerdir. Şimdi tabii endüstriyel miras deyip de ticaretin kalbinin attığı İstanbul semtlerinden ve hanlarından bahsetmemek olmaz. Tarihi Yarımada. Tarihi Yarımada. Evet. Biraz oradaki hanlardan, kapanlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi burası surlarla çevrili bir alan aslında. Onun içinde yaşamın döndüğü, kıyıda ticaretin olduğu, iç tarafta da normal şehir ve iç ticaretin devam ettiği bir kentleşme söz konusu. O surların üzerinde mesela kapılar vardır. Şu an semt adlarını da veren işte Cibali Kapı, Bal Kapı vesaire. Bunlar aslında Bizans döneminden beri oradaki ticaret kapıları. Yani şehrin içine veya şehrin dışına yapılan giriş çıkışı temsil ediyor. Yani orada herhalde benim favorim Kuveloğlu Han. Tabii geç bir dönem yapısı ama çok mistik bir atmosferi var. Böyle içinde bir avlusu var. İnsanın mest ettiği bir pideci vardır evet. Orada hatta. Atölyeler falan var. Fırını, yukarıda. Pidecinin fırını çok meşhurdur. Evet. Saraydan çıkmalıdır diye anlatılır. Öyle bir rivayeti var. Evet. Yani çok gerçek mi bilmiyorum ama. Anlatılır dememin sebebi. Evet. Hanım mesela şeyleri çok güzeldir. Ferforjeleri değil mi? Evet, evet. O şeyi katları evet, dolaşan. Onun dışında tabii Cenevizlilerden itibaren ticaret yapılan bir Galata kıyı bölgesi var. Orada çok özürüm. Kuvelan'dan bahsederken. Hı-hı. Hemen karşısında bir de eski Osmanlı Hanı vardır. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Handan çık sağa dön. O hemen karşıdadır zaten. Böyle içeri hatta Genco Erkal'ın bir dönem tiyatro yaptığı bir handır orası. Böyle bir avlulu han. Benim orada şeyim vardı. Böyle film karesi gibi. Eskiden orada bir çay ocağı vardı. Böyle bazen dostlarımı veya misafirlerimi oraya götürürüp orada kahvaltı yapar. Çayı oradan çok alırdı. Keyifli. Karşısında bir tane simit fırını vardır. Orada kahvaltı mesela çok güzeldir. O handa ama ismi hatırlayamadık. Nasıl etkilediyse tekrar bizi. Tekrar bakılsın. Evet bakalım tekrar. Evet evet. Şimdi Mehmet onu bence internetten halleder. Kuvelan'dayım şu an. Orada mısın? şeyi diyordum. Cenevizler. Evet. Bizans'tan son döneminden itibaren Cenevizler'in imtiyaz bölgesi olan bir Galata kıyı hattı var. Orada da bir yoğun ticaret var. İşte yanı başında hemen o surun dışında tersane bölgesi var vesaire. Orada da ciddi bir yer var. Orada da Dominiken rahiplerinin bulunduğu bir alan var. Şu an Bankalar Caddesi'nin bir paralel sokağında. Oranın da tarihi çok eskiye dayanıyor. Tabii 19. yüzyılda üstüne yeni bir yapı yapılıyor. Diğer Bankalar Caddesi'nde zaten biliyorsunuz işte bankalar, elçilikler, bu tip şeyler, yapılar yapılıyor. Orada bir Saint-Pierre Han diye bir han var mesela. Benim hatta eski tez danışmanımın şeyidir, yüksek lisans tezidir orası. Çok ciddi bir katmanlaşmanın olduğu bir yapı orası. Beden duvarında mesela Galata surlarının kalıntısı var hala. Yani o sura yaslanmış kısmı var. İşte üstüne eklenen kat Cumhuriyet döneminden. Bir altı 19. yüzyıl. Bir altı işte o binanın esas sahibi olan Dominiken rahiplerinden kalma falan. Yani çok güzel bir şey orada. Tarih yatıyor. O hanı ben tabii restorasyon çalışmaları öncesinde faalken gidip gördüğüm bir yerde. İki tane şimdi endüstriyel mirastan da bahsettik ya. İki tane üreticiyi hatırlarım. Bir tanesi bir hardal üreticisiydi. Mesela düşünsene orada hardal üretiliyor ve adamlar yani uzun zamandır üretiliyor. Bir de Türkiye'ye kot ismini kazandıran muhteşem, yani kot. Evet. İngilizcesi blue jean olmasına evet. Rağmen bizim dilimize kot diye geçmiştir. Doğru. Çünkü üreticisi oradadır değil evet, mi? Evet evet o da çok yakın tarihten biri yani muhteşem kot ismi üreticinin. O yüzden biz jean demiyoruz kot diyoruz yani o zamandan itibaren. Ve şeydir yanılmıyorsam belki de senin gibi Kayserili birisiydi diye hatırlıyorum. İtalya'ya gidiyor işte orada görüyor falan. Böyle tekniği çok, orada öğrenip evet yani uyguluyor. Burada imalatı yapılıyor falan. Şeydir hikayeleri çok güzel ama ben restorasyon çalışmaları sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin turları vardı. Maalesef ona katılamadım. Neden katılamadım bilmiyorum. Sonra da ziyaret etmek mümkün. Ben katıldım ona. Çok güzel bir geziydi. Şeyi gösterdiler. Bu kalem işlerini işte o zamandan kalma orada bankalar. Osmanlı Bankası'nın ilk kurulduğu yer. Aynen.
Onun dışında mimarlık ofisleri, işte demin bahsettiğimiz Monger'in ofisi oradaymış. Yani şeydi, sıvanın altından yazıyor böyle, Giulio Monger'in ofisi. Onun yani görmedim ama fotoğraflarını gördüm. Hı-hı. Görselliği ne kadar kuvvetli, evet. Yani böyle şeydi. Evet, sarı bir sıva böyle, evet. Üstünde dört tane mimarın adı yazar. Monger'i, Langas, işte galiba Edouard de Nari. Diğerini hatırlamıyorum ama böyle alt alta yazan çok güzel bir şey. Ya zaten o dönemde, yani belli bir dönemde o handa mimarlar için ofis tutmak bir prestij. Yani evet. Belki de mimarlar çarşısı. Yani... Evet, evet. Zaten bir giriyorsunuz onların bürosunun olduğu kısmına. Böyle bir atrium var. Üstü böyle cam bir galeri. Oradan dört odaya dağılıyor. Yani böyle sanki bir karşılama odasına girer gibi bir mekan ve çevresinde böyle dört mimarlık ofisi. Çok şık bir şekilde yapılmış zamanında. Belki bir an önce açılır da ziyarete. Evet, görürüz. Evet. Belki de hani şey gibi Beyoğlu'ndaki o meşhur terzi Botel apartmanı, Botel apartmanı, evet. Gibi. Ben göremedim. Belki buradan bizi dinleyen dostlarımız bir fırsat yaratır da gezdirirler bizi diye de hani böyle şey mesajımızı verelim. Evet. Alıcığım, şimdi gene bir şarkı arası verelim. Tamam. Önce reklama mı gidelim Mehmet Beyciğim? Tamam, saat itibariyle önce reklama gidelim. Ama bu akşam ilginç bir şarkı çalacağız. Ben yayından önce sevgili Mustafa Fidan, evet. Sevgili Mustafa, ya abi dedi, bak dedi, çok ilginç bir şarkı var, seversin sen dedi. Dinletti, tamam dedim, ben bunu çalacağım. Yasemin Uludoğan söylüyor. Ve şarkının ismi ne biliyor musunuz? Sadri Alışık. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bu mevzu çok karışık. Bir dargın bir barışık. Dudamın gol değil be demişti. Ah be Sadri Alışık. Bu aşk şakayla karışık. Derdüşlüğe alıştık. Düşmez kalkmaz bir Galata Kulesi. Demişti Sadri Alışık. Alengirli o lacivert, gökkubbe ikametgahım. Hep seni düşünüp senle yaşarım. Bu işi anlayamadım. Giydim lacivertleri, bir ileri üç geri. Demlenirim geceleri. Gideninde kalanında olsun derdinle bırakın beni. Kabahat bende değil, ah bu şarkılarda. Artık beni anlasana. Nasıl bir aşk düştün, perişan ettin beni. Yine de üzemem seni. Bu prensip meselesi. Meselesi. Son filmi seyrederken siyah beyaz bakıştık. Adamsın Sadri Alışık. Hadi yürü kız. Eyvallah.
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez 3. ve son bölümünde siz değerli dinleyicilerimizle birlikte efendim. Bu akşam konuğum Strolling İstanbul isimli sosyal medya hesabının sahibi mimar dostumuz sevgili Altuğ Gönülal. Kendisiyle mimarlık perspektifinden kent, insan ve mekan hikayeleri konuşuyoruz. Ama zaman bize yetmiyor. Böyle çılgınlar gibi sorular var kafamda. Bir kısmını sorabildim. Şimdi son bölümde de imrendiğim bir şeyden bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki yabancı saraylar ile alakalı bir paylaşımın oldu. Evet, Belçika Sarayı. Belçika Sarayı, evet. Sıra Selviler'in girişinde, evet. Hemen soldaki o saray görece daha yeni bir saraydır. Fransız, Rus, İngiliz yapılarına göre. Biraz yabancı saraylar dediğimizde neyi kastediyoruz? Genelde bundan bahsedelim. Özelde de şu Belçika Sarayı'ndan hani gidemedik ama bir dinleyelim senden. Tabii ki. Bu 19. yüzyıl sonunda Pera ve Beyoğlu elçilikler, bankalar ve otellerin olduğu bir aslında İstanbul'un batılı yüzü oluyor. Suyun öteki tarafı, aynen, diye geçiyor. Aynen öyle. Galiba şeyler de Bizans'ta oraya 13. bölge diyorlar galiba. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Bölge ya, evet, şeyleri numaralı, evet, böyle. Evet. Suyun öteki tarafı, evet, 13. bölge. Orası yani apayrı bir şey. Tabii. Gibi yerleşim gibi öbür tarafa göre. Belçika devleti, şimdi orası çok bütünleşik bir coğrafya olduğu için geç kurulan bir devlet ve İstanbul'da elçilik kurma isteği oluyor. Diğer devletler o zaman kadar çoğu kurmuş oluyor aslında. Ulusal kimliğini geç tamamlıyor, evet, çünkü. Evet, aynen öyle. Ve bu arayışları çok uzun bir dönem sürüyor. Yaklaşık bir 3 yıl falan sürüyor. Hem kira bedelleri hem de yapı, yani boş yer olmaması bir elçilik binası için yer bulamıyorlar. Sonunda bir Rum vatandaşın konağı, burayı satın alıyorlar. Fakat bir elçilik binası için yeterli olmuyor. Bir mimarla anlaşıyorlar ve bir ufak genişletmeyle bu binayı elçilik sarayına çeviriyorlar. O günümüzdeki o neoklasik mimari görüntüsüne o zaman kavuşuyor. O zamandan beri oradalar. Onun dışında örnek verebileceğim saraylar, Sismanoglio Megaro var. Şişmanoğlu Köşkü, şu an Yunan Başkonsolosluğu'nun olduğu. Venedik Sarayı, Fransız Sarayı, işte bu tip örnekler var. Bunun dışında bir de zengin tüccarların sarayları var. Belki onlardan da bahsedebiliriz. Tabii. Corpi Sarayı mesela, Corpi, şu an Soho House'un kullandığı. Eski o da, Amerikan Konsolosluğu. Eski Amerikan Konsolosluğu. O da mesela bir gemi tüccarı aslında. Onun kışlık sarayı. Atlas Pasajı'nın olduğu bina mesela, Köçayan Konağı, Köçayan Sarayı da diye de geçen. Hatta girişinde atlarının olduğu bir yer bile var. Yani bayağı bir saray orası. Abdülaziz ile alakalı bir anekdot vardır orası ile alakalı. Şimdi tabii vardı bir şey, evet. Evet, yani Abdülaziz'in davet edildiğine dairdi galiba. Davet oraya edildiğine ve gönül ilişkilerinin öyle mi belli şekilde orada ceryan ettiğine dair de dedikodu. Bu akşam ne kadar çok dedikodudan, şimdi dedikodu, evet, demeyeyim, rivayet diyelim. Rivayet daha böyle yumuşatıyor. Evet, evet. Bir de orası var şu an aklıma gelen. Yani o bölge bu şekilde 19. yüzyılın sonunda gelişiyor. Evet. Zaten yani daimi elçilikler çok geç İstanbul'da ceryan ediyor. Hı hı. Meşhur işte Çemberlitaş'taki Veziran. Hı hı. Şimdi gelen sefirleri Veziran, Veziran değil, şey, Elçihan. Elçihan, niye Elçihan? Çünkü gelen elçiler öyle elini kolunu sallayarak dolaşmıyor. Hani bir hana kapatıyorlar adamları, saraydan kabulü bekliyorlar filan. Evet. Sonra zaman içerisinde modern diplomasi geliştikçe işte İstanbul'un bu tarafında daha şehrin dışında, daha kırsal alanda bahsettiğimiz saraylar yapılıyor. Gerçekten şey, hani etkileyen bayağı da yayın var aslında o saraylarla. Kesinlikle, alakalı. Aynen. Bilmiyorum, bir proje mi yönetiyorsunuz veya bir şey mi yapacaksınız ama çok güzeldi. Hani ben hep geçerim ya, çocukluğumdan beri ilk gördüğüm saray o Belçika Sarayı'dır. Şimdi bir mimarı konuk etmişken sormasam olmayacak bir sorun var. Tabii. İstanbul için Balyan ailesi ne ifade ediyor? Balyan ailesi çok şey ifade ediyor İstanbul için. Çünkü İstanbul Osmanlı'nın başkenti ve Osmanlı'nın yaklaşık 300 yılına hüküm süren bir mimar aile bu. Ermeni asıllılar.
Şu an gördüğümüz çoğu batı stilinde yapılan saray ve camilerin mimarları onlar. Dolmabahçe Sarayı'ndan tutun da Çırağan, işte Feriye Sarayları, bu saraylara bağlı olan camiler, küçük büyük mecidiye camileri. Onun dışında yaptıkları akaretler, sıra evleri, o zaman devlet adamlarına yaptıkları bir lojman projesidir o. Onların mimarlarıdır. Geçtiğimiz yıllarda Büke Uras var, araştırmacı mimar. O Balyan ailesinin gizli kalmış bir arşivini ortaya çıkarttı. O muhteşem kitap. Evet, çok böyle kalın, güzel bir kitap. Evimde de vardır yani, çok zevkle böyle başucu kitabımdır o, okurum geleceğe sürekli. Geleceğe yatırım yapmışsın. Evet. Bildiğim kadarıyla çok hani çok kıymetli, içeriği çok dolu bir kitap. Evet. Ve bayağı da fiyatlıydı. İçinde mesela o Çırağan Sarayı'nın şeyi var. İç mekan projelerini bayağı böyle illüstre etmişler. Hem renkleri hem perspektifleri. Böyle o an oradaymışsınız gibi, o zamanın şeyi gibi. Ve ilginçtir, çok oryantalist bir mimariye sahiptir o Çırağan Sarayı. İç mekan döşemesini, iç mekan mobilya tanzimini eski Osmanlı evlerindeki gibi yapmışlar. Yani biz batılı saraylarda sandalyede masada otururuz ama çizimlerde yerde oturuyormuşuz gibi çizmişler. Hani gerçekte öyle değil ama çizimde böyle sunulmuş bu. Hani Topkapı Sarayı'ndan gelen bir gelenek olduğu için öyle bir stil denemişler mesela. Çok ilgincime gitmişti o. Çok şey de galiba Kuruçeşme'deki yıkılan bir şey vardı, hatırlayamadım. Bu akşam niye böyleyim, çok mu yorgunum ben? Ama Çırağan demişken tabii şeyi anlatmadan geçmeyeyim, bir kent nasıl değişiyor. Şimdi benim çocukluğumda, sen de Beşiktaşlısın bilirsin, o Çırağan'ın saray kısmından bahsetmiyorum ama yanında yan taraf. Bir havuz vardı, yüzme havuzu, böyle işte yazın oraya gidilirdi ama evet. Hani böyle o havuza girdiğinde suya değil de böyle insan kümesinden oluşan bir kütleye girmiş gibi olurdu. Evet. Bir o vardı, bir de tabii böyle toprak bir futbol sahası vardı. Aynen. Ya okuduklarımdan mı hatırlıyorum yoksa hayal meyal mi hatırlıyorum falan, Beşiktaş'ın mesela ben orada antrenman yaptığını bilirim diyebilirim. Hı hı. Çünkü yıllık kaç ben Beşiktaş'ta oynarken, hani basketbol oynarken, hı hı, yanılmıyorsam orada antrenman yapıyorlardı. Sonra bir otel grubu çıktı. Yani Beşiktaş'ın bayağı stadıydı orası yani. Evet evet. Ya fotoğrafları falan da var. Böyle bina harap bir şekilde arkada duruyor. Dekor gibi. Önde bir halı saha böyle. Oynuyorlar. Çok ilginç bir görüntüdür o. Evet. Bir de şey tabii, hani Çırağan için şey derler, ah olan bir evet, saraydır. İşte bir önemli zatın kabrinin üzerine yapılmıştır falan. O yangınlar, mangınlar falan hep onlardır. Böyle uğursuzluk var gibi. Uğursuzluk vardır. Hep de böyle inançlar vardır değil mi? Evet, evet. Şimdi tabii muhtemelen bizi İstanbul dışından dinleyen birçok dostumuz, dinleyicimiz var. Ya kardeşim, hep İstanbul mu konuşuyorsunuz? Hani eleştirilerine maruz kalmamak için, kendimizi kurtaralım diye. Kıyısından köşesinden bir de Ankara'ya gidelim. Ondan sonra da programı kapatalım. Tabii ki. Senin Ankara ile alakalı da ilginç paylaşımların var. Mesela not aldım onları. Bir tanesi İş Bankası ikramiye evleri. Gemi ev, Cinnah 19 diye apartmanlar, evet, paylaştın. Evet. Onlardan da kısaca bahsedersen çok sevinirim. Şimdi Strong İstanbul'da normalde İstanbul'a dair şeyler paylaşıyorum ama arada böyle seyahatlerim ve diğer şehir ve yurt dışı gezilerimden de şeyler oluyor. Ankara'da geçen bayramda gittim. Benim bütün büyük ailem orada oturuyor. Hatta o ikramiye apartmanlarında 3 akrabam orada oturur. Amcamın orada işte mimarlık bürosu var. Yani küçüklüğümden beri girip çıktığım bir bina o. Ve orası tabii Ankara yeni şehir, modernin doğuşu, işte yeni başkent falan. İnsanların yaşam tarzı da çok modern. Bu apartmanlar da İş Bankası'nın ikramiye ile dağıttığı evler aslında. Bir toplu konut projesi ama çok insan ölçeğinde yapılmış 4 katlı binalar. Mimari stil olarak işte geniş pencereler, geniş balkonlar, çok böyle insan ölçeğine hitap eden bir bina. Onun dışında Cinnah 19 var. Bu arada yanılmıyorsam İş Bankası'nın 100. yılı bu sene. Bu vesileyle de öyle mi? Artık asırlık oldular. Evet. Onları da bu vesileyle kutlamış olalım. Çünkü evet, 101 müessesenin 100 yıl devam ediyor olması büyük ve bir şey. Atatürk'ün tabiriyle sizin asıl sermayeniz size duyulan güven.
sözü. Dolayısıyla 100 yıl bunu taşımış olmak çok önemli. Kesinlikle bir şey. Gurur verici. Evet, 100 yıllık müesseselere bir bankamızı da, iş bankamızı da sokalım, evet, efendim. Evet. Onun dışında ne diyordum? Cinna 19 Cinna var. Cinna 19. Mehmet, hiç kapatmıyorsun telefonu. Sürekli mesajlar geliyor. Ben de süremiz bitti sesi zannediyorum. Yok, hayır. Cinna 19'da Cinnah Caddesi vardır Ankara'da. Çok merkezi bir konumda. Cinnah Pakistan'ın kurucusu aslında. Onun adı. Orada bir elçilik binaları var. Oradan geliyor ismi. 19 numarada bulunan apartmanda aslında ismi yok yapıldığı dönemde. Necat Ersin'in tasarladığı bir bina. Cinnah 19 ismi veriliyor literatürde sonra bahsedildikçe anlaşılması için. Orası da Corbusier'in yapılarından çok esinlenen bir şeydir, modernist bir binadır. Hemen bir örnek vereyim. Corbusier'in önemli bir mimardır değil mi o da? Kesinlikle, yani modernizmin şeyidir, babasıdır. Fakat mesela İstanbul çizimleri falan vardır, İstanbul'a var, gelmişliği evet, vardır çok. Şey böyle der, İstanbul'da her evin bahçesinde bir ağaç vardır, evet, der. Yani o günden bugüne görün işte yani ne kadar değiştiğini. Başka neyden bahsediyorsun? Cinna 19 dedin, şeyin bahsediyordun, mimarlığa getirdiği yenilikten bahsediyordun. Şey var orada, sosyal alan var, bir apartmanın çatısında havuz ve bar var, düşünebiliyor musunuz? Yani hani bir şehri bir apartmanın içine sığdırmış gibi bir proje. Onun örneği de Corbusier'in Le Habitation diye bir binası vardır. Farklı şehirlerde, Almanya'da, Fransa'da. O da öyle bir toplu konut projesidir. Ondan çok esinlenmiş bir projedir. Likör fabrikasıyla alakası var mıydı Corbusier'in? Yok. Mecidiyeköy'deki. Yok, o Art Deco bir bina. Dönemleri farklı ama tabii modernizme yakın bir dönem. Gene kaldınız sınıfta. Gene kaldınız sınıfta mimarlıktan. Ama tabii çizgileri yine modern benziyor. Ya ne kadar zarif bir adamsın. Bozmuyorum sizi. Evet, çok zarifsin. Bir de gemi evi vardı. Gemi evi, evet, onu Ankara'da geçmeyelim. Ankara'da gemi ev. Aynen. Yani çocukluğumdan beri böyle arabayla önünden geçerken sürekli hayal kurduğum bir binadır o. Gemiye benzer hakikaten. Tabii büyüyünce onun Guggenheim Müzesi'ne benzediğini anladım New York'taki. Daniel Tevfik Çiper'dir mimarı. Tavizsiz Mimar diye ismi geçer. Tavizsiz Mimar. Hatta Müge Cengizkan'ın editörlüğünü yaptığı bir kitap var. Tavizsiz Mimar Daniel Tevfik Çiper diye, onu da edinebilirsiniz. Böyle denmesinin sebebi şeylerinden, normlarından vazgeçmeyen bir mimar. Hem binanın kabuğunu tasarlarken ona uyumlu mobilyaları da tasarlıyor evin içine. İşte kent mobilyasını da tasarlıyor bahçesindeki. Bir bütün paket olarak, yani binanın bahçe korkuluklarına kadar her şey o modern dilde tasarlanmış birlikte paket haline veriliyor sahibine. Bir dönem mimarlık anlayışında bu çok yaygındı. Evet, zaten, evet, aynen öyle. Her kapı kulpuna kadar, evet, şöminesine kadar mimarın sözünün olduğu bir sektörmüş. Evet. Tabii şimdi ben şunu düşündüm, hani gemi deyip, gemi ev deyip Ankara demek falan biraz tereddütlü gibi geldi ama yani Ankara isminin de biz daha önceki programlarda da konuşmuştuk bir rivayete göre gene Ankor demirden, yani o gemi demirinden geldiği de söylenir falan. Onu hatırlayınca ya dedim Ankara'da hani deniz yok ama gemi olması, gemi ev olması. Evet. Gayet normal geldi. Ya çok tatlı bir sohbet oldu. Kesinlikle çok, çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum tabii. Ben de çok teşekkür ederim. Hani notlarımın hepsini konuşamadım. hep bana böyle oluyor. Biraz az konuşsam belki daha çok konuğumuzun konuşmasına imkan versem. Konu çok geniş yani. Çok kalsa geniş yani. Sabaha kadar konuşuruz. Evet, yani hani sadece mimarlık da değil, bir estetikten bahsediyoruz. Bir, evet, kent kültüründen bahsediyoruz. Ama çok teşekkür ediyorum. Hani başka ufuklar açtın. Hem sosyal medyanla da başka ufuklar açıyorsun. Çok katkı verdi bu akşam. Seni dinlemek çok şey kazandırdı bana. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hakikaten sosyal medya vasıtasıyla oluşan tanışıklığımız bugün o eskilerin, kesinlikle, tabiriyle rebeyru, yani yüz yüzeye dönüştü. Evet. Umarım çok çok daha iyi işler yaparsın. Çok daha keyifli işler yaparsın. Hani biliyorum profesyonel hayattan bu değil ama buraya daha çok vakit ayırırsın diye umut ediyorum. Dinleyicilerimiz için bir kez de senin ağzından bu ilham verici sosyal medya hesabını paylaşırsan tabii çok ki sevinirim. Instagram üzerinden Strolling İstanbul isimli hesabı takip edebilirsiniz.
Hepinizi bekliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Efendim, bir akşam bu ne ya? Bu akşamda Gezmek Yetmez programının sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Ama bu programda konuşamadığımız birçok şeyi ben de Gezmek Yetmez adlı Instagram hesabımda paylaşıyorum. Hani takip etmiyorsanız lütfeder de takip ederseniz çok mutlu olurum. Haftaya görüşünceye kadar sizlere veda etmeden önce son şarkımızı anons edeyim Mehmetciğim. Göksel söylüyor, boşvere boşvere diyor. Siz bunu dinlerken biz huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyoruz efendim. Haftaya görüşünceye kadar sağlık, huzur, keyif ve mutluluk sizlerle olsun. Hoşça kalın. Harcar mıydım günlerimi? Her kadehte, her yalanda saklar mıydım dertlerimi? Bugünkü aklım olsaydı harcar mıydım günlerimi? Her kadehte, her yalanda saklar mıydım dertlerimi? Saçlara doluncaklar, birden bir pişmanlık başlar. Sanki felek tokadını bizim gibilere saklar. Gezmek Yetmez sona erdi.